Dursun Gürlek Usta mücellitler ve harika ciltçiler. Geçenlerde hakkın rahmetine kavuşan İslam seçen cilt sanatının en gözde isimlerinden biriydi. Onun vefatı ile zamanın yıprattığı kitaplar bir kere daha öksüz ve yetim kaldı bilindiği üzere ciltçilik de güzel sanatların bir diğer koludur. Osmanlılar zamanında bu sanata büyük önem veriliyordu. Usta mücellitlerin tezgahından çıkan saray ciltleri göz kamaştırıcı bir özellik ve güzellik taşıyordu. Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu ve hafızı kütüplüğünü kalkan derenli Sabri Bey'in yaptığı Yalız Kütüphanesi'ndeki kitaplara şöyle bir göz atılırsa saray ciltlerinin ihtişamı derhal kendisini gösterir. Merhum İslam Seçen Bey isminin gereği gereğini yerine getiriyor, işlerini Müslümanca yapıyor, böylece cilt sanatına büyük bir katkıda bulunuyordu. Onun için Osmanlı cilt sanatını Cumhuriyet devrinde devam ettiren büyük usta dersek gerçeği dile getirmiş oluruz. Rahmetli Süleymaniye Kütüphanesi'nde cilt ve patoloji servisini kurdu. Burada 27 yıl görev yaptı. Kütüphanede karşılaştığı binlerce perişan kitabı demek suretiyle hem maharetini göstermiş oldu hem de kıymetli eserlerin yüzünü güldürdü. Ayrıca 1977'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Geleneksel Türk Ciddiliği Bölümünü kurdu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Böylece genç nesillerle hem sanatını hem de tecrübelerini paylaşmış oldu. Geçen gün merhumun ölümünden hemen sonra Yeni Şafak Pazar'da neşredilen yazı bu satırları kalemelerdi almama sebep oldu. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Bendenizde ciddi kitaplara biraz da ciddi kitaplar gözüyle bakıyorum. Diğer bir ifadeyle ciddi kitaplar aynı zamanda dekoratif bir unsur olarak da kendilerini gösterdikleri için onlardan hoşlanıyorum. Durum böyle olunca kütüphanemdeki kitapların yarıdan fazlasını yeni elbiseler giyinmiş ilim ve sanat güzelleri teşkil ediyor. Davet edildiğim bir programda kitapla ilgili konuşurken bir ara bende cilt hastalığı var demiştim dinleyicilerden biri yanıma yaklaşarak ''Hocam tanıdığım iyi bir cilt doktoru var. İsterseniz sizi ona yönlendireyim.'' dedi. ''Yok, benim bu hastalığım bedenimle ilgili değil, kitaplarımla alakalı.'' cevabını verdim. Doğrusunu söylemek gerekirse sağlam ve güzel ciltlenmiş kitaplar kütüphanelerde bir başka duruyorlar. Kültür tarihimizin önemli isimlerinden Faik Reşat Bey, Külliyat-ı Letaif isimli eserinde konumuzla ilgili şöyle bir anekdot naklediyor. Bir ilim adamı son derece düzenli ve mükemmel bir kütüphaneyi gezdiği sırada gözleri kamaştıran yaldızlı, meşin ciltli kitapları görünce şöyle diyor. Bu kütüphane böyle nefis ciltlerle ustaca işlenmiş bir deri sergisine benziyor. Burada müelliflerin kudretlerinden ziyade mücellitlerin maharetleri göze çarpıyor. Esefle ifade edeyim ki maharetleri azaladıkları ciltlere yazıyan usta mücellitlerin sayısı günümüzde hayli azaldı. Acemi ciltçiler yahut işine gerekli önemi vermeyen sözde mücellitler, kendilerine teslim edilen kitapları sözüm ona cilt derken, adeta katlediyorlar. Mesela tıraşlama işlemini yaparken gerekli dikkati göstermeyip yazıları daha doğrusu kenardaki satırları kesiyorlar. Ayrıca sırtlarına dikerken iplik geçirilecek yerleri derin kesip içeride ipliklerin görünmesine yol açıyorlar. Sayfaları çevirdiğinizde iplikler görünüyorsa, dikiş yerleri gözünüzü rahatsız ediyorsa biliniz ki kötü bir mücellitle çalışıyorsunuz ve işinin ehli olmayan o mücellit kitabınızı katletmiş oluyor. Eskilerin mütercim katildir diye bir sözü var. Tercüme yapanlar eğer her iki dili de mükemmel bilmiyorlarsa hataya düşmekten, yanlış yapmaktan kendilerini kurtaramazlar. Durum böyle olunca da mütercim katildir sözüne Hak kazanırlar. Aynı katliam hiç şüphe yok ki mücellidi için de geçerlidir. Bir ciddi yukarıda da belirtildiği üzere kitabı ciddiyorum derken onu fena halde tahrip ederse o da aynı kategoriye girer katil mücellit sınıfına dahil olur. Son söz olarak söylemek isterim ki günümüzde az da olsa işinin ehli usta mücellitler var. Bunlardan biri de Kadıköy'de mesleğini icra eden Doğan Ülgenciler Bey'dir. Ben de kitaplarımı ona ciddetliyorum. Unutmayalım cilt işi ciddi iştir. Cehaletten daha beter. Son zamanlarda sık sık ekranlarda görülen, ihtisas alanının dışında her konuda fikir beyan eden, abuk sabuk sözleriyle kafaları karıştıran bir profesör, kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplandırırken şöyle demiş. Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler en cahil Türkler Müslüman Türklerdir. Şu anekdot bu sözün sahibine yönelik iyi bir cevap olacağı için aşağıya kaydediyorum. Büyük tarih ve edebiyat bilginimiz İbnül Emin Mahmud Kemal İnal aralarında konuşan iki akademisini yakın mesafeden dinliyormuş. Onların hayli uzun süren tartışması bitince üstad yanındaki ahbabına dönüp şöyle ilgi çekici bir cümle söylemiş. Şu sağdaki adamın cahil olduğu anlaşılıyor soldakine gelince onda cehalet bile yok hüküm kendilerinde cehalet bile olmayan böyle adamların abuk sabuk lafları şahıslarını maskara etmekten başka bir işe yaramaz